Merhabalar arkadaşlar. Bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü oyuncumuz Mert Mürdür. Rapid Wien'in Türk asıllı oyuncusu. Oyuncunun ismi Beşiktaş'tan oluyor arkadaşlar. Türk milli takımında da oynama imkanı var. Biz de oyuncuya bir bakalım dedik. Şahsen benim de birebir takip ettiğim bir oyuncu değildi. İlk önce 2018-2019 profil analizini yapacağız. Ajax Scout raporlarını alacağız. Futbol Manager 2019 editör. Mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra da oyuncunun 2023 yılında Football Manager 2019 oyun motoruna göre ne hale geldiğini, kariyerin ne yönde geliştiğini inceleyeceğiz. Evet, Mert 19 yaşında, 99'lu 20 yaşında diyelim ona. 775 bin euro bir piyasa bedeli var Rapid Wien'de ve senelik 52 bin euro kazanıyor. Asıl mevki kanat bek olarak gösteriyor ama ben oyuncu stoper olarak birkaç videosunu izledim. Stoper olarak stoper pozisyonda Rapid Wien'in daha çok yararlandığını gördüm ama asıl mevki sağ bek olarak gözüküyor. Ya şu sağ, hem sağ bek hem stoper oynaması hatta defansif ortası oynaması da çok önemli bence. Verimlilik açısından yani birden fazla mevkide oynaması her takım için avantaj. 1.88 boyunda 75 kilo ağırlığında gerçekten muazzam bir boy ağırlık endeksi. Süper, süper. Ama stopere daha çok uygun gibi geldi bana. Stopere daha çok uygun gibi geldi. Kullandığı ayak her iki ayağını da kullanabiliyor. Dengeli kişiliğe sahip ve medyanın gözünde stoper arkadaşlar. Fiziksel özelliklerine gelin. Çeviklik 12, dayanıklılık 13, denge 12, güç 11, hız 12, hızlanma 14, vücut zindeliği 12 ve zıplama 13. Yaş itibariyle gayet güzel ve gelişime açık fiziksel özellikler diyebiliriz. Özellikle güç, denge, çeviklik anlamında bir tık üzeri çıkabilirse güzel bir profile ulaşmış olacak diye tahmin ediyorum Mert'in. Zihinsel özelliklerinde agresiflik 9, cesaret 14, çalışkanlık 10, karar alma 10, kararlılık 10, konsantrasyon 10, liderlik 5, ön sezi 9, özel yetenek 6, pozisyon alma 15, takım oyunu 14, topsuz alan 7 ve vizyon 11. Evet, düşük ama gelişecektir. Burada önemli olan noktalar arkadaşlar, stoper ve kanat bekinde pozisyon alma. Pozisyon almadan kastımız şu, oyuncunun kendi oyunu okuyup buna göre hareket edip kendini ulaşabilecek en iyi yere konuşlandırma yeteneği. 19 yaşındaki bir oyuncu için bunun 15 olması bence çok önemli. Konsantrasyonu biraz düşük 10, onu yükseltmesi gerek. Karar alması da keza aynı şekilde ve soğukkanlılığı arkadaşlar. Bunları bir tık yükseltirse vasat üstü bir zihinsel özelliklere sahip olacağını düşünüyorum. Teknik özellikleri top kapma 12, pas 8, orta yapma 7, markaj 11, kafa vuruşu 13, iyi kontrol 10. Ve teknik 9. Çok teknik bir oyuncu olmadığını görüyoruz buradan ama top kapma, markaj ve kafa vuruşu yaş itibariyle gelişime açık olarak öngörüyorum. Yani gelişirse iyi bir profil haline gelme olasılığı olan bir isim Mert Müldür. Futbol Manager 2019 datasına göre. Hemen bakalım Ajax scoutları ne demişler. Mevcut yetenek 2, potansiyel yetenek 3,5 demişler. Ve iyi bir transfer olur demişler. Gördüğünüz üzere gelişimi sağlarsa 4,5 potansiyel yıldıza kadar erişebileceğini söylemiş Ajax scoutları. Eksilerine gelince oyuncunun temsilcisi biraz yüksek sayılacak seviyede temsilci komisyonu isteyebilir. Dil öğrenmesi gerekiyor. İleride gelişim göstermek istiyorsa daha istikrarlı olması gerekiyor. Pas verme özelliğini geliştirmesi gerek ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demiş scoutlar. Artılar olarak ise başka bir ülkede oynamaya kolayca adapte olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olma yeteneğine sahip. Bakın bu çok önemli. Pozisyon alma yeteneği bu işte. Ajax scoutları da aynı şeyde bahsetmişler. 19 yaş üstünde bir oyuncunun en güçlü özelliğinin bu olması bence çok çok ciddi bir artı. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Dengeli ve normal bir karakteri var. Cesareti ve çalışkanlığını oldukça iyi bir takım oyuncusu yapıyor. İki ayağını da kullanabiliyor. Oyuncu sağ kanat bek pozisyonu için eğitilebilir. Bu oyuncu belli sözler verildiği takdirde kulübe transfer olmaya sıcak bakabilir demiş Ajax scoutları ve oyuncuyu alın demişler Ajax kulübüne. FM editör rakamlarına gelelim hemen. Evet, mevcut yetenek 115, potansiyel yetenek 135. Potansiyel yetenek 135 hiç fena bir rakam değil. Yani şu an mevcut yeteneği de 115 ve FM editör bize oyuncunun gelişim gösterebilme imkanı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Biz de birazdan göreceğiz zaten. 135 iyi bir rakam potansiyel yetenek için. Keşke 140, 140 ve üstü olsaydı. Benim tercihim hep öyle oluyor bu oyunda nedense. Ama 135 de öyle yaban atılacak bir rakam değil. Bakalım gelişimini sağlamış mı? 2023 yılında Mert Güldür birazdan inceleyeceğiz. Geçmişine bakalım kısaca bir arkadaşlar. Rapid Wien alt çıkmıştı Genç Ligi'nde zaten Rapid Wien'de oynuyor. Bu sezon ise 26 maçta 1 gol 1 asisti var. Mert Müldür'ün iyi bir performans gösterdi. Takımının as oyuncusu olmayı başardı genç oyuncu. Evet, oyuncunun 2018-2019 profil analizini yaptık. Scout raporlarını aldık ve FM editör puanlamalarına baktık mevcut potansiyel yetenek arkadaşlar. Şimdi 2023 yılına gidiyoruz. Bakalım oyun motoruna göre Mert Müldür'ün kariyeri ne yönde değişmiş ya da gelişmiş ya da eksilmiş göreceğiz. İşte karşınızda 2023 model Mert Müldür profili.
Evet arkadaşlar, tarih 1 Haziran 2023. Mert Müldür hala 24 yaşında ve hala Rapid Viyana'nın oyuncusu. 6 kez Türk milli takım formasını giymeyi başarmış. 3,7 milyon euro piyasa bedeli gelirken senelik maaşını 972 bin euroya yükseltmiş. Hala kanat bek ve stoper mevkiinde oynayabiliyor. 1,85 boyunda 75 kilo ağırlığında. Fiziksel özellikleri iyi. Fiziksel özellikleri gerçekten iyi. Ama diğer noktalarda tabii oyun motoruna göre konuşuyoruz. Çok gelişim sağlayamamış, yani yerinde saymış diyebiliriz. Fiziksel özellikleri ise dikkat çeken bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün. Ama yine kötü bir profil değil bakın. Gerçekten yine kötü bir profil olduğunu düşünüyorum. Şu haliyle bile bence iyi bir futbolcu ve hem Türk milli takımının değerlendirmesi gerekiyor kendini. Hem de umarım Beşiktaş transfer dedikoduları gerçekten Türkiye'de gelir. Ve Abdullah Avcı ile birlikte, ki Abdullah Avcı'nın genç futbolculara neler yaptığını, olumlu yönde nasıl geliştirdiğini biliyoruz. İyi noktalara gelir. Bakalım FM Editör puanlarına göre ne olmuş Mert Müldür arkadaşlar. 128'e çıkmış, 135 hemen hemen tamamlamış diyebiliriz. Yani bir gelişim sağladığını biz de görüyorum profilde, ben de görüyorum, ama öyle çok ciddi bir çıkış olmamış. Gelişimini de neredeyse tamamlamış. Ama şunu diyeceğim arkadaşlar. Oyuncu bu sezon çok iyi bir performans gösterdi ve muhtemel ve kuvvetle Football Manager 2020 oyununda veri tabanına göre bir olumlu yönde profilde revize edilecektir. O zaman eğer bu transfer de gerçekleştirirse resmi, o zaman Football Manager 2020 piyasaya sürüldüğü zaman o zaman yine inceleriz zaten. Ama şu profil bile kötü değil diyebilirim. Geçmişine de bakalım kısa bir. 2018-2019'da 11 maç oynamış, gol atamamış. 2019-2020'de 14 maçı var. 2020-2021'de 12 maçı var. 2021-2022'de 11 maçı var ve 2022-2023'te 15 maçı var. Ortalama puanları ise hep 7'nin üstünde, gayet iyi. Özellikle 2021-2022'de 7.50 oyuncu ortalama puan ortalaması bir stoper için çok iyi. 7.18, 7.18, 7.04 gayet iyi rakamlar. Evet, umut vadeden bir profil. Umarım bu transfer gerçekleşir. Zaten ilerleyen zamanlarda Türk milli takımının da değerlendireceğini düşünüyorum Şenol Güneş tarafından kendisinin. Böyle futbolcuya ihtiyacımız var arkadaşlar. Böyle futbolcular candır. Türk futbolcu candır. Türk pasaportu candır. Hem Türk futbolunun gelişimi açısından hem de Türk kulüplerinde mevcut yabancı sınırı muhabbetinin gerçekleşme ihtimaline karşı böyle transferlere her zaman olumlu yaklaşmak gerek diye düşünüyorum. Evet, Mert Bündür'ü inceledik. 2019 ve 2023 karşılaşmasını yaptık. Videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek. Farklı konseptlerdeki videolarla da karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.